uyduruculara ve benzin füzyonun yaptığı aynı şeyi yapar. Tamam, onlar kadar güçlü değildir ama sonuçta size yeterli performans sağlar. Sistemin kullanımı son derece basittir. Sistem bir tane kırıcıdan, havalı kırıcı, yaklaşık 5-10 metre civarında uzunluğunda bir hortumdan, regülatör ve 3 ya da 4 farklı uçtan oluşur. Yan keski, sivri keski ve metal, saç kesmek için kullanılan ay şeklinde, hilal şeklinde keski. İlk önce dolu tutmuş olması yeterli. Burada kullanılan regülatör, diğer kaldırma yastıklarını kullanan regülatörden biraz daha farklıdır. Renk olarak farklıdır. Kullanım basıncı, çalışma basıncı 12 ile 16 bar arasındadır. Sistemi takmadan önce ilk önce O-ring'i kontrol ediyoruz. O-ring'de herhangi bir problem yoksa sistemi vida vasıtası, din sistem diyoruz bunlara, kapatıyoruz. Çok fazla sıkmıyoruz. Bebek sıkması dediğimiz iki elimizi, iki parmağımızla ilerletebildiğimiz kadar ilerletiyoruz. Zaten basınç otomatikman sistem kendini kilitleyecek. Sistemi açmadan önce ilk önce hortum bağlantısını yapmamız gerekiyor. Hortumun yanlış takma olasılığımız yok. Zaten bir taraf dişi, bir taraf erkek. Hortumun hepsini açmaya gerek yok şu durumda. Bizim yapmamız gereken iki ucunu kullanmak şu anda. Sisteme giden hortumda erkek. O zaman takılması da çok son derece basittir. Sustalı bir sistem zaten. Sistemi ben içeri doğru ittiğimde sistem kendini kilitliyor. Daha emniyetli olması bakımından da şurada bir yüksük vardır. O yüksüğü iyice çeviriyoruz. İstesek de sistemi açamayız. Çıkartması yine son derece basittir. Yapmamız gereken tek şey hafif bunu bastırıp hortumu sustayı açmaktır. Eğer bastırmazsak bazen sistem kitleme yapabiliyor. Şu anda son derece güvenli. Diğer ucunda sistemin üzerinde yer alan erkek girişe takıyoruz. Bunda da aynı şekilde. Şu anda sistem hazır. Burada dikkat etmemiz gereken şey, şurada sistem çok fazla ısınır. Sürtünmeyi azaltmak için sistemde yağ kullanılır. Buradan sistemin içine yağ boşaltıyoruz. Fakat bunu her kullanımda değil, belli zaman aralıklarında yapmak gerekiyor. Şu anda bu sistem içinde açıkçası yağ azalmış. Eklememiz gerekiyor. Sistemle beraber verilen orijinal yağ vardır. İsterseniz de ince, piyasada bulunan ince bir yağla da yapabilirsiniz bunu. Çok fazla doldurmuyoruz. En fazla 10-15 damla civarında bizim en azından tek kullanım için yeterli. Yağla oynarken muhakkak bir tane bez ya da bir şey getirin yanınızda. Aynı şekilde yağ kapağını çok fazla sıkmıyoruz. Aksi takdirde sıkışıp açılmama ihtimali olabilir her zaman. Sistemimiz teorik olarak şu anda kullanıma hazır. Yapmamız gereken şey ucu takmak. Yan keski, sivri keski. İlk önce sivriden başlayalım. Bu da sustalıdır, sistemin ucu. Normalde sokamazsınız. İlk önce sustayı aşağı indirip bunu yuvaya yerleştirip bırakacaksınız. Eğer sistem çıkmıyorsa, oynayacak zaten, güvenlidir. Sistem hazır. Yapmamız gereken şey sisteme basınç vermek. Sistemi basınçlandırmak. İlk önce tüpümüzü yavaşça açıyoruz. Sistemimizin içinde yaklaşık 250 bar civarında bir hava var. Regüle tüpü, vanasını tam olarak açıp hafif çeyrek tur geri atıyoruz ki basınçtan kilitlenmesin. Şimdi sağ taraftaki tüpün içini basıncı gösteriyor. Sol taraftaki de sisteme giden basıncı gösteriyor. Biz sisteme giden basıncı yaklaşık olarak 16 ya da 18 bar civarında bir şey getireceğiz. Bunun için de şu ayar düğmesini kullanacağız. Sistemi artı yönünde çevirerek sağ taraftaki basınçlandırmayı yapıyoruz. Göreceksiniz. 4 bar, 8 bar, 12 bar, 14 bar, 16 bar. Sistemi kullandıkça bu düşecek. Fakat dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Regülatörün üzerinde bir güvenlik valfi var aynı zamanda. Bu güvenlik valfi
hortum yönünde değilse şurada basınç yoktur. Bunu basınçlandırmak için sistemi ok yönünde hortuma doğru çevireceğiz. Şu anda ok yönünde, sistem içinde de basınç var. Tekrar kontrol ediyoruz, 16 var. Şu anda sistem kullanılmaya hazırdır. Bitik. Bundan sonra yapmamız gereken şey her kırıcıda olduğu gibi üzerine abanıp kırmak.